Öldüremeyeceksiniz beni. Öldüremeyeceksiniz beni. Herkes nerede? Kızlar uyuyor musunuz daha? Sultanım. Ortalık yıkıldı, sen daha uyuyorsun. Öyle durma Süver Sultanımıza. Bu niye yanıyor daha? Duman çökmüş her tarafa. Kokusu da ağır. Derhal götür at bunu. Sen de kapıyı bacayı aç. Odayı havalandırın iyice. Çabuk olun. Kimsin sen hatun? Neden buradasın? Sultanım. Vazifemi yaptım be. Vazifen beni öldürmek öyle değil mi? İstediğin bu. Canım ağrımak için buradasın. Maşallah sultanım, ne haddi. Defol çık git buradan. Siz biraz istirahat edin. Ben hemen hekim çağırayım. Sümbüla aramızdaki hain o. Yetişmeseydin beni öldürecekti. Nasıl olur sultanım? Ben şahidim. Kendi gözlerimle gördüm. Sizi kurtarmaya çalışıyorum. Ne malum? Ne malum sen geldin diye öyle yapmadın? İhtimal vermem sultanım. Niyeti öyle olsa çoktan yapmaz mıydı? Böylesi daha iyi oldu Hatice. Saliha Hatun bugün değilse yarın başına bela olacaktı. Zaten bu büyü meselesi beni ziyadesiyle huzursuz ediyor. Lafının edilmesi bile büyük günah. Biz bundan sonra ne yapacağımıza karar verelim artık. Altınların yerini gösterdim sana. Hürrem'in etrafında kim varsa satın almamız lazım. Mühim olan hünkârımızın etrafındakiler Hatice. Onların bize hizmet etmesini sağlamalıyız. Bilhassa kapı ağası Şahin'in. Yalancı şahitlik ettiğine göre Hürrem'in has adamlarından biri o da. Sen onu bana bırak. Çok iyi şehzadem. Üç. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Thank you.
Nasıl efendi? Hünkârım. Nasıl, şehzadelerin matrağın hakkını veriyorlar mı? Şehzadelerimiz hayli kuvvetliler hünkârım. Kabiliyetliler. Daha iyi olacaklar inşallah. İlk oyunda ben mağlup ettim hünkârım. Tek bir darbe almadım. Vursa bile çok zayıf. Tesir etmiyor. Selim. Canını yakmak istemiyorum. Yoksa bilirim ben sana yapacağımı. Eminim öyledir. Ayazıt. Sana kaç defa söyledim. Abine hürmette kusur etme. Bağışlayın beni hünkârım. Sadece latife ediyordum. Nasıl efendi? Nicedir seninle matrak yapmadık. Şeref duyarım hünkârım. Validem hayırdır? Niye bu hazırlık? Mirima dairemde Kur'an-ı Kerim okutacağım. Dua edilecek. Sen de benim yanımda ol. Elbette olurum. Esman seni kal. Nasıl arzu edersen sultan. Validem, böyle aniden nereden icap etti? Hususi bir sebebi yok. İçimiz ferahlasın. Hanemize huzur gelsin istedim. Sultanım, size bahsettiğim Hafize Zeliha Hatun geldi. Tamam, gelsin. Hünkârım. Devam et. Thank you.
İyi misin? Ben iyiyim de hünkârımız değil anlaşılan. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala siratim müstakim tenzilel azizir rahim لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فهم مقمحون. Emredin sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Hı. Emirleri bizden almadığın belli Şahina. Oysa ki diğer kullarımız gibi senin de asıl vazifen bizi korumak ve bize hizmet etmek, öyle değil mi? Elbette sultanım. Affınıza sığınıyorum. Bilmeden bir kusur mu ettim? Bilmeden. Öyle mi? Beni bir hanedan mensubunu öldürüseye dövüp ormana attılar. Sen de buna mani olmak yerine göz yumdun. Hatta bizzat iştirak ettin. Nefesinize sağlık Zeliha Hatun. Yüce Rabbim sizi ve evlatlarınızı korusun sultanım. Amin. Amin. Sultanım. Hayırdır Şahina, senin burada ne işin var? Arz etmem gereken bir husus var sultanım. Az evvel Şah Sultanımız. Farya Hatun, sen hamama hazırla. Siz de dışarıda bekleyin. Emredersiniz sultanım. Devam edin. Şah Sultanımızın sarayından geliyorum sultanım. Zira kendileri çağırdılar beni. Hatice Sultanımız da oradaydılar. İnşallah konuşup bir çuval inciri berbat etmemişsindir. Haşa sultanım. Ser veririm. Lakin sırlarınızı aşikar etmem. Anlaşma teklif ettiler. Kendi rızamla hünkârımızdan azlemi istememi buyurdular. Karşılığında deve kül altın verecekler. Sen ne cevap verdin? Düşünmek için mühlet istedim sultanım. Yarın sabah karar vermem icap ediyor. Hayır dersem olacaklar malum. Ocağınıza düştüm sultanım. Bana yardım edin. Korkma Şahina. Bir kapa ağasını öldürmeye göze alamazlar. Zaten bu yüzden anlaşma teklif edilmiş. Şahina, vazifene devam edeceksin. Hatice Sultanımız hayli öfkeli. Şah Sultanımız mani olmasa elleriyle boğar beni. Şahina, vazifen hayli mühim. Azlini sağlayıp kendi adamlarını koyacaklar belli ki. Buna müsaade etmem. Aksi halde saraya ele geçirirler. Rüstem Paşa. Vali Bey. Ne vakit görsem saraydasın. Anlaşılan Diyarbakır eyaletine dönmeye niyetin yok. Mühim vazifelerim var Bali Bey. Malum İbrahim Paşa'nın altınları hala bulunamadı. Tahkikat devam ediyor. Bakıyorum durmadan tahkikat halindesin. Geçen gün benim odamı da arıyordun herhalde. Aramaya ne hacet? Yoksa sakladığınız bir şey mi var? Beni herkes bilir Paşa. Benim kimseden saklayacak, gizleyecek bir şeyim yok. Sen rahat ol.
Sahip Giray Han'ın kızı Aybike Hatun'u ne çabuk unuttun Malkoçoğlu. Şehzade Mustafa az daha kelleni alıyordu. Bana bak paşa. O bir tuzaktı. Şehzademiz de hünkârımız da benim masum olduğuma inandılar. Öyle ki hala buradayım. Ve hünkârımızın en yakınında. Sana yemin ediyorum böyle bir tuzağa bir daha düşmem. Her kim buna cesaret ederse canını kendi ellerimle alırım. Ona ne şüphe. Sen yine de dikkatli ol. Maziden ders almak icap eder. Al Koçoğlu. Mirva, bu çok güzel bir haber. Demek ki boşuna kızmışsın Bali Bey'e. Sessiz ol. Sonra ne dedi peki? Mektupta ne yazdığını sormuştur herhalde. Hayır. Bunu konuşmadık. Sadece bana gelen mektubu istedi. Ben de ona mektup verdim. Sahi. Bir de o mektup meselesi var. Kim yazdı acaba? Ben de bunu merak ediyorum. Ne? Benim yazdığımı mı düşünüyorsun? Sana inanamıyorum. Nasıl aklına gelir bu? Senden başka bilen kimse yok çünkü. O gün de sizi birlikte gördüm. Üstüne de mektup partisi olunca aklıma başka bir şey gelmedi. Benden bile kıskandığına göre ateş bacayı iyice sarmış. O ne düşünüyor acaba? Belki de istemiyor. Aslına bakarsan iyi oldu bu. Mektup meselesi yani. Böylece Bali Bey de sana karşı kayıtsız olmadığını gösterdi. Keşke senin kadar emin olabilsem. Hiç şüphen olmasın. Kimse reddedemez seni. Ben asıl şu mektubu kimin yazdığını merak ediyorum. Aranızı bozmaya çalıştığına göre Bali Bey'in bir rakibi var. Aslında aklıma gelmedi değil ama bu kim olabilir ki? Herkes olabilir. Zira sen bir cihan padişahının yegane kızısın. Sultanım. Beni emretmişsiniz. İşittiğime göre Mahidevran Sultan'a bir mektup göndermişsin. Haberimizin olmayacağını mı sandın hatun? Vaziyetim hakkında kendilerine malumat vermek istedim sultanım. Mahidevran yok artık hatun. Onu da Manisa'yı da unutacaksın. Zira kendisinin de isteği bu. Ona karşı hiçbir mesuliyetin yok. Yalnızca bana hizmet edeceksin. Anlaşıldı mı? Sultanım ben... Anlaşıldı mı dedim? Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Âlâ. Şimdi gelelim esas meseleye. Kapı ağası Şahin Ağa'yla konuştum. Fakat söylediklerimin bir kulağından girip diğerinden çıktığına eminim. Hürrem Sultan'ın yanına geldi bugün. Bir hayli telaşlıydı. Hürrem Sultan çıkmamı isteyince ne konuştuklarını dinleyemedim. Sultanım, haklıymışsınız. Belli ki Şahin Ağa size itaat etmek yerine ihaneti seçti. Malumun ilanı Mercan. Yarın sabahı göremeyecek nasılsa. Bu gece işi bitecek hatun. Sakın bir hata yapayım de. Emredersiniz sultanım. Cafer Ağa sana yardım edecek. Şimdi çekilebilirsin. Sen anlatırsın. Gel benimle. Gülfem. Sultanım. Onun burada ne işi var? Ben çağırdım. Ne oldu ki? Haberiniz yok mu? Hürrem dün gece delirmiş. Neredeyse kendini yakıyormuş.
Son anda Fahriye yetişip kurtarmış. Emin misin buna? Ne kadar doğru bilmiyorum. Cariyeler laflarken işittim. Büyü hali tesir etmiş. Hürrem dairesinden çıkmıyor hiç. Sabah da Kur'an-ı Kerim okutmuş zaten. Mercan Ağa. Bu Fahriye Hatun başımıza bela olacak anlaşılan. Sıhhatiniz nasıl sultanım? Gerçi haberlerinizi alıyorum her daim. Allah Yahya Efendi'nin razı olsun. Kendisinin tavsiye ve dualarıyla daha iyi olacağım inşallah. Sen altınlardan haber ver paşa. Hala bulamadın mı? Maalesef sultanım. Hiçbir iz yok. Ancak o parayı bulunan tek yolu var. Hatice Sultan mutlaka nerede olduğunu biliyordur. Şah Sultan? Haberi vardır elbet. Lütfü Paşa da bu işin içinde olabilir. Doğru. Hatice Sultan tek başına cesaret edemez. Dua edelim de öyle olsun. Zira alenen hazineden para çalmaktır bu. Sultanım. Vali Bey. Ben mektupla alakalı bir şey öğrenip öğrenmediğinizi merak etmiştim. Tetkik ediyorum sultanım. Lakin kimin yaptığı meçhul hala. Böyle bir yol seçtiğine göre hayli cüretkar biri olmalı. Haklısın sultanım. Bu yüzden odama gelmeniz münasip değil. Haklısınız. Bunu düşünemedim. Benim yüzümden başınızın belaya girmesini istemem. Mektupta ne yazdığını merak etmiyor musunuz Vali Bey? Tahmin edebiliyorum sultanım. O halde cevabınızı bekliyorum. İşiniz bittiyse oyalanmayın daha fazla. Sultanım. Sultanım başka bir emriniz yoksa ben... Çekilebilirsin. Bekle. Siz çıkın. Çıkın. Dün gece iyi değildim. Ne söyledim, ne yaptım bilmiyorum. Oysa sen beni bir kez daha kurtardın. Dile bendenler ilersen. Sultanım, bana güvenmenizden başka hiçbir isteğim yok. Sana itimadım tam. Yoksa neden yanımda tutayım? Neyse. Odana mı gidiyorsun? Evet sultanım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gülsüm. Bana Sümbül ayı bul. Boğdan meselesi mühim hünkârım. Petrur Areş haddini iyice aştı. Haracını ödemediği bir yana Leistan'a karşı tehditleri olmuş. Ecel nasıl olmuş belli ki? Vaka cüretini Ferdinand ve Şerken'den alıyor. Bu hatası hayatına mal olacak.
Bu Rareş denen meluna son kez ihtarda bulunun. Ya haracını öder, kulluğunu gösterir. Ya da bizzat gider, haracımı alırım kellesiyle birlikte. Yarın bir çavuş yollarım hünkârım. Âlâ. Hünkârım, başka bir arzunuz var mı? Yok, çekilebilirsin Şahin'e. Hünkârım. Gel Ayas Paşa. Teke Sancak Bey İskender'den bir mektup ulaştı elime hünkârım. Hayli mühim bir meseleden bahsetmiş. Şahin abi. Hayırdır inşallah? Hürrem Sultanımızın bir emri mi var yoksa? Sizinle görüşmek istediler ağam. Tamam. Ben daha sonra uğrarım sultanımızın yanına. Ağam, derhal gelmenizi istediler. İyi madem. Nedir bu mühim mesele paşa? Ramazanoğlu Piri Paşa'nın Tahmasp ve Memluk emirleriyle işbirliği içinde olduğunu yazmış. Aldığı son malumata göre isyan hazırlığındaymış. Bunlar ağır ithamlar. İspatı var mıymış? Bazı yazışmalara şahit olmuş. Tetkik etmeye devam ettiğini bildirdi. Bağışlayın hünkârım. Fakat ben buna ihtimal vermem. Zira Piri Paşa size ve yüce devletimize sadık bir beydir. Malumunuz odur ki Baba Zinnun, Veli Halife Domuzoğlan ve Yenice Bey gibi Safevi taraftarlarının isyanlarının bastırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Doğru söylersin Lütfü Paşa. Ben de onu sadık bir kul olarak görüp Kubat ve diğer kardeşlerini Rum elinde oturttum. Ve Piri Paşa'nın o bölgede mutlak hakimiyet kurmasını sağladım. Lakin tarihimizde himayemiz altındaki pek çok bey müstakil saltanat heveslerinden de vazgeçememişlerdir. Gel. Hünkârım. Gel Vali Bey. Sen ne dersin Rüstem Paşa? Ben de sancağımdayken Piri Paşa ile alakalı bazı haberler aldım hünkârım. Merhum İbrahim Paşa'nın idamından huzursuz olduğunu söyleyenler olmuştu. Lakin bir ihanet içerisinde olacaklarını sanmam. Vali Bey, vaziyet şudur. Ramazanoğlu Piri Paşa hakkında ağır ithamlar var. Derler ki Tahmasp ve Memlük emirleriyle birlik içerisinde bir isyan hazırlığındaymış. Hünkârım, kendisiyle alakalı fazla bir malumatım yok. Lakin bugüne kadar hakkında kötü bir şey işitmedim. Her şeyin bir iki vardır Vali Bey. O yüzden de her ihtimali düşünüp tedbirli olmak lazım. Malum önümüz bahar. Bu olan karışık. Sefere çıkabiliriz. Rüstem Paşa'nın hakkı var. Ayas Paşa, sen bu meseleyi tetkik et. Lakin tahkikata fazla uzatma. Vaziyet hakkında bana derhal malumat ver. Emri ferman yüce hünkârımızındır. Ne oluyor hatun? Nereye götürüyorsun beni? Hürrem Sultanımız nerede? Şah Sultan'ın böcekleri haremde cirit atıyor. Emniyet için meşkhanede görüşecekler sizinle. Meşkhane mi? Bismillah. Ne olmuş buna? Bekle hatun, sen de benimle geliyorsun. Olmaz ağam. Dönmem lazım. Benimle geliyorsun hatun, emri böyle. (Gülüyor)
Sultanım. Sultanım. Şahin Abu ölmüş. Sultanım siz bekleyin, burada durun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor orada? Melun! Allah! 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 Uyarım! Allah! Söyle çabuk. Maalesef Cafer Ağa'dan hala haber yok sultanım. Nasıl olur? Şimdiye kadar çoktan dönmüş olması lazımdı. Biraz daha bekleyelim. Sabaha kalmaz neler olduğunu öğreniriz. Vaziyeti nasıl Sümbül? Yarası derin değil sultanım, Allah korumuş. Şahin Ağa'yı kurtarayım derken canından olacaktı. Öldürmek isterken diyecektin herhalde, öyle değil mi? Anlat hatun. Kimsin? Bugüne kadar neler yaptın? Kime hizmet ettin? Nelere sebep oldun bilmek istiyorum. Esas ismim Diana. Manisa'da Mahidevran Sultan'ın kalfasıydım. Kendileriyle birlikte geldim Bağdat'a. Hatice Sultan'ın emrine verdiler beni. Demek Mahidevran getirdi seni. Hamamda beni öldürmek isteyen de sendin, öyle değil mi? Doğrudur sultan. Sümbül Ağa kapıya gelince iş bozuldu. Zira yakalanmadan halletmem emredilmişti. Sonra neden yapmadın peki? Defalarca fırsatın oldu. Şah Sultan mani oldular. Şah Sultan. Hanandaki hadiseden haberleri yoktu. Öğrenince vaziyete el koydular. Siz de beni mükafatlandırıp hizmetinize alınca casusluk etmemi istediler. Hey mel'una. Allah bilir ne haberler götürdün. Sultanım emredin icabına bakalım. Devam et. Ali Bey'im. Geçmiş olsun hatun. Nicedir kendine gelmeni bekliyorum. Anlat bakalım. Dün gece neler oldu? Bu hatun şeytana pabucunu ters giydirir vallahi. Nasıl da anlamadım. Beni bile kandırdı mel'une. O kadar da kefil oldum. Size karşı mahcubum sultanım. Sümbül Ağa olan oldu. Biz bundan sonrasına bakalım. Bali Bey sorgu sual ediyordur şimdi. Bağışlayın fakat onca hadiseden sonra nasıl itimat ederiz bu hatuna?
Bir kişi düşmanlıktan geçip dostluk etmişse ona güven. Bir daha asla düşmanın olmaz. Sen de bir vakitle karşımdaydın Sümbüla. Ama şimdi yanımdasın. Bana sadıksın. En doğrusunu siz bilirsiniz elbette ama ben yine de bu hatuna odama gidiyordum beyim. Sesler işittim. Boğuşma sesleri. Hemen koştum tabii. Bir de baktım ki Şahin Ağa yerde can çekişiyor. Başında da bir ağ. Emin misin Hatun? Ben sizi has odanın önünde gördüm. Şahin Ağa ile birlikte gidiyordunuz. Doğru, evet. Kendisi çağırdı beni. Beraber yürüdük. Sonra ben yanından ayrıldım. Ne diye çağırmış seni? Ne konuştunuz? Hayli sıkıntılıydı beyim. Hürrem Sultan'ı görmek istediğini söyledi. Neymiş mesele? Hatice Sultan'ın aleyhine ifade veren bir cariye vardı. Limandan kaçarken yakalanan. O hatun kayıpmış. Sen sultanımıza haber ver dedi. Tam ayrıldım giderken hadise vuku buldu. Canımı zor kurtardım. Sultanım. Bali Bey. Bir ağa elini kolunu sallayarak hareme giriyor. Koskoca kapı ağzını öldürüp en yakın kalfamı yaralıyor. Hadiseyi bizzat tetkik ediyorum sultanım. Bari Bey, sana itimarımdan. Her kim yaptıysa bu. Zira bir kaba ağzı bu şekilde öldürülüyorsa hiçbirimizin emniyeti yok demektir. Sultanım, tahmin ettiğimiz gibi. Fahriye Hatun yaralanmış ama yaşıyor. Maalesef Cafer Ağa'yı öldürmüşler. Her şeyi anlatacaktır şimdi. Herkes onu Hürrem'in kafası biliyor. Kimse lafına itibar etmez. Hürrem bilecek ama. Hürrem kendi derdine yansın. En mühim adamı artık yaşamıyor. Kapağısını kaybetti. Bir an evvel oraya bize sadık birini yerleştirmemiz lazım. İşte o vakit Hürrem'in etrafını kuşatırız. Merak etmeyin sultanım. Her şeyi istediğiniz gibi anlattım. Kendi kastıkları kuyuya düşecekler. Ama istediklerini de aldılar. Şahin Ağa öldü. Allah rahmet eylesin. Bana sadakatle bağlıydı. Kendilerine yakın bir ağanın tayin edilmesini isteyecekler sultan. Zaten maksat buydu. Biliyorum. Ama buna müsaade etmem. Sen şu büyü meselesini anlat. Salih Hatun ne yaptığını tam olarak ben de bilmiyorum sultan. Lakin tütsünün içine ne koyuyorlarsa sizi asıl rahatsız eden şey oydu. Bundan böyle daha rahat uyursunuz. Demek bu yüzden. Fahriye Hatun'u bizzat sorgu sual ettim hünkârım. Kapı ağası onu çağırmış. Hürrem Sultan'la görüşmek istediğini söylemiş. Sultanımıza haber vermek için yanından ayrıldığı vakit hadise vuku bulmuş. Kim yapmış olabilir? Hünkârım, kapı ağası vazifesi icabı birçok kişiyle muhatap oluyor. Sarayda husumet içinde olduğu birileri olabilir. Sultanlarımızla bir alakası olabilir mi? İhtimal vermek istemem. Lakin geçen gün limanda yakalanan bir cariye vardı. Hatice Sultanımızın cariyesi. Malum Sultanımızın aleyhinde ifade vermişti. Evet. Hatun kayıp. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor.
İslam'ın kılıcı, kafirlerin korkulu rüyası yiğitlerim. Gazilerim, seferden yüzünüzün akıyla döndünüz. Allah her daim kılıcınızı keskin eylesin. Amin. Hünkârımız düşman avlayan askerlerle kafirlerin üzerine yürüdü. Ve şahbazlarımın hücumuna küffar dayanamadı. Derya aslanı Hızır Hayrettin Paşa da gazilerimi görmeye geldi. Hızır Hayrettin Paşa, kaptanı Derya olalı. Küffar kayık bile yüzdürmekten korkar oldu. Allah kapudan paşamızın ve gazilerimizin yüzünü ak eylesin. Amin. Signora, iyi misiniz? İyiyim sultanım. Nergişah Sultan çok güzel bir kız. Tanrı onu size ve şehzademize bağışlasın. Amin. Epey sıkkın gördüm sizi. Geminiz yandığı için mi üzgünsünüz hala? Nasıl üzülmeyeyim sultanım? Zararım çok, mağdur oldum. Bu mevzuda yardım etmek isterim size ama... Aslında yardımcı olabilirsiniz sultanım. Malumunuz Smirna ve civarından alıp sattığımız zeytin ve üzüm bizlere çok az veriliyor. Eğer şehzademiz bu ticaretin daha fazlasına müsaade ederlerse... Ticaret imtiyazı mı istiyorsunuz? Umarım yanlış bir şey söylemedim sultanım. Bu tür bir imtiyazın bazı vakitler uygulanabildiğini duymuştum. Gazi yiğitlerimiz Akçe'de atılsın. Şehzadem, yüce Rabbim gülen ve aydınlık yüzünüze gam keder getirmesin. Amin. Gazi yiğitlerimiz bir yana, devlet âliyenin dört bir tarafında halkımız ve askerlerimiz isminizi haykırıyorlar. Bu sese kulak verin elbet. Ancak sizi sağır etmesine de müsaade etmeyin. Merak etme kapıdan paşa. Hiçbir ses vicdanımın sesini bastıramaz. İmtiyaz meselesini şehzademle konuşurum. Usullere aykırı bir husus yok ise yardımcı olur elbet. Size minnettarım sultanım. Yüce gönlünüze lütfedersiniz. Şehzadem de geldi. Validem. Signora'm, demek buradasınız. Mahidevran Sultan Hazretleri görmek istemişlerdi beni. Kendileriyle vakit geçirmek büyük şeref. Âlâ. Gidiyor muydunuz? Evet şehzadem. Bir akşam tekrar ağırlamak isterim sizi. Müsaadenizle. Şehzadem. Sultanım. Validem. Mimarbaşı Alaaddin Ağa ile görüştüm hünkârım. Hürrem Sultan Hazretleri'nin yaptırmak istedikleri cami için çalışmalar süratle devam ediyor. Ne vakit göreceğiz bu çalışmaları?
Zannediyorum 10 gün içerisinde tamamlanır hünkârım. Ebu Suud Efendi sizlere bizzat kendi takdim edecek. Âlâ. Vezir-i Azam Ayaz Paşa Hazretleri. Hünkârım. Neredesin sen Ayaz Paşa? Başlayın hünkârım. Ramazanoğlu Pir Paşa hakkında beklediğim malumat geldi. Onu tetkik ediyordum. Derhal malumat ver. Neymiş işin aslı? Maalesef Teke Sancak Bey İskender'in verdiği malumatların doğru olduğu yönünde haberler geldi. Pir Paşa, merhum İbrahim Paşa'nın idamıyla devletin zayıfladığını söyleyerek alenen isyana teşvik edermiş herkesi. Hünkârım, zinhar buna ihtimal bile vermem. Pir Paşa devleti aliyeye bağlı şerefli bir Osmanlı beyidir. Biz de öyle biliriz paşam. Lakin maziyi unutmamak lazım. Pir Paşa'nın ailesi vaktiyle Memlüklere hizmet ediyordu. Atalarının beyliğini canlandırmak isteyebilir. Mazi ve ihtimalle hiçbir kul itham edilemez Müstem Paşa.